Sıralamayı devam ettirelim. Bir dakika ben Hocam Ay, tamam. Hay hay. Ben bitti zannettim. Diyorum. Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi. Ne demek evet. bu ya? İtki Şimdi, ne demek ya? Itki, i̇tki dediğimiz şey motor hocam. Motor. Motor iyi bir motor. Bu gitti motoru da gördüm. halini halinde gördüm. E, hakikaten mükemmel bir e, sisteme gelmiş. Dai uçak e, motor fabrikası. Yani yüksek manevra kabiliyeti. Yüksek manevra başlayalım. şu. Siz. İki tayyare dogfight muharebeye girdiniz. Kim daha çabuk kimin arkasına geçer onu manevra yapabilirse o onu vurur. İşte burada motor devreye giriyor. İki, sizin gövde tasarımlarınız. Yani mesela avyon yüksek ma manevra kabiliyeti dendiğinde F-16'dan daha yüksek bir manevra kabiliyeti. Evet, evet. Çok güzel. Sizi hava kuvvetlerine alabileceğiz. <laughs> İkinci husus şu. Bunu özelliği şu. Dış görünüşten bahsediyordunuz. Evet. Trust Vectoral dediğimiz ha, bir sistem daha var. Thrust Vectoral ne demek? Bu hareketi nozullar hareket ediyor. Yani siz Itkiyi sağlayan evet, temel unsur. Bu motor bu. Çıkış da burada. Fakat bunlar hareketli olduğu için sizi sağa sola hareket edebiliyor ve çok daha hızlı dönebiliyorsunuz. Manevrayı arttırıcı evet, unsuru. Evet. Bir e, görüntüde bir kalkış anı vardı o animat, animasyon görüntüsünde. Evet. Oradan aslında bir daha orayı görebiliriz. Evet. Bir dakika hocam. Bak, Şurada he. o eee şimdi şu Bak, iki e. İşte bu hareketli. Bu Hareket modern uçaklar da yani. var. Beşinci jenerasyonu yapanlardan bir tanesi bu. Ee, tabii Şimdi bunu birazdan göreceğiz onu. Şimdi bir, bir bakın. Evet. Ee, Tam kalkış noktasında gösteriyor. Noktası. Evet. İşte şu. Şimdi bu bakın. Ee, bununla beraber ee, bu hareketli. Ee, bunu iniş kalkışını düşünün. Yukarı aşağı doğru belli bir açıyla o dönüyor. Manevra kabiliyetini arttıran temel unsur bu parçası. Evet. Bu, bu parça. Aparatını. Bir bu sağa sola da dönüyor. Sola döneceksiniz. O hmm. zaman o da sizinle beraber çok daha çabuk dönüyor. Sıralamaya tekrar gelebilir miyiz arkadaşlar? Hayır, hayır, Sıralama sonra. gelsin. Yani e, manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi dedik. Radarda düşük görünürlük. Onu anlatmıştınız zaten. Evet. Yani bu bir kompozit malzemeden yapılıyor. Ayrıca üzerine... Ha, bunun malzemesi de ma mi radarda görünürlülük? Malzemesi çok mükemmel. Görünürlüğü yani. azaltan evet. Bu <laughs> Türk mühendislerinin bir başarısı. Ayrıca üzerine... Radara yakalanmayan bir boya var. Fakat az önce e, Funda Hanım'la da şey yaptık. Sizin Kotül Bey'le, Temel ile yaptığınız bir soru var. Bu parça ne diye alay etmişler koskoca başkanla. Bunu tekrar Türk milletiyle paylaşalım müsaade edersin. O aslında bu söylediğim uçak bomba kapaklarının ilk parçası. En kıymetli parçalardan biri. Neden? Var mı onun fotoğrafı Onur? Bilmiyorum arkadaşlar bulurlar Hani o İlk bir fotoğraf vardı. Millet onunla, ulan bu mu bu iş? Bizden de alay ettiler. Şu, şu mu? Evet, evet bu ya parça. Bravo işte. Onur ya. Bu parça süper. Ya, çok süper bir adamsın sen Onur evet. ya. Tebrik ediyorum. Görünmeyen kahramanlar. İşte, i̇şte. buyurun bu. Şimdi bu, bu... bunu böyle gösterdiler. Herkes bununla dalga geçti. Ya bu mu? Ha 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 böyle mi uçak yapacaklar falan. Ha, bir dakika bu parçanın detayını bize de izah edebilir miyiz? Şimdi bu parça Bu en önemli gibi, unsur bir, mudur? Çok yüksek elementten yapılmış kompozit bir malzeme. Bomba kapakları en çok rüzgara maruz kalan. Fakat gördüğünüz gibi menteşeleri var ve gövdenin içerisinde açıldığı zaman çok büyük rüzgar oluyor. Öyle olunca radara görüntü veriyor. Şimdi demek ki hiçbir uçak bir şekilde görünmez değil. Bir dakika, bu, bu alet... Radara görüntü vermeyi engelliyor mu, veriyor mu Anlamadım. Zamanında yapmazsan veriyor. Onu anlatacağım şimdi. Şimdi Amerika'nın en iyi uçağı F-117 uçağı. 91'de biliyorsunuz bu gitti Saddam'ın bütün hassas hedeflerini vurdular. Ve orada da şu anda bizim de kullandığımız anti radyasyon füzelerini kullandılar. Ne demek o? Düşman radarın açtığı zaman onu tepeden vuruyorsun. Kaçması mümkün değil. Bu radarda yakalanmayan uçak da geliyor... Bosna harekatı esnasında üstten kalktıktan sonra SA-3 dediğimiz e, Sovyet yapımı eski model bir e, uçak savarla vuruldu. İşte burada pilot bomba kapaklarını erken açıyor ve tasarım hatası olduğu çıkıyor. Bu alet nedir? Bu o bomba kapaklarının içi e, parçası. Ha, parçası. 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 Ha. Ve... Bu engelleyici. Yani evet, aynı zamanda radarı göstermiyor. Yani radarı gösteriyor. Şöyle söyleyeyim, radar diyelim radar emici diyelim. Radar emici. O emisyonları üstünde. Bu. Üstünden şeyinden atıyorum. mi? Hani e, bakın. Maddesel yapısında mı? Tabi bakın e, üzeri ne kadar preslenmiş gördünüz mü? O e, bir şekilde sizi şey yapıyor e, radyasyonu. Peki, ben şeyi anlamıyorum. şu tekrar gelebilir miyiz e, maddelere? Görünürlülüğü diyor. Düşük görünürlük diyor. Benim bildiğim ya radarda görünmez ya da görünür. Bu ne demek? Şimdi bir tane tayere düşünün. B-52. Dünyanın en büyük tayerlerinden bizim bomba. bir şey o. kadar bir uçak affedersiniz. 20. yüzyılın en meşhur savaş uçağı. Radara baktığınız zaman bu kadar gözüküyor. B-52 geliyor. Ama diyelim ki bir F-35 çok daha küçük. Neden? Radara yakalanmıyor. 5 jenerasyon uçak. Ama hepsi gözüküyor. Mesela Bizim Tamamen gözükmeme diye bir mümkün şey yok değil, mu? Mümkün değil. Orada da bakın F-117 yağmurlu havada kalkıyor. Bulutlu havada. Ee, ve bu tabii açıldığı zaman o boyanın e, radarını kaybediyor ve pilot erken açıyor. Bir başardığı şey var atladıktan Anladım. sonra şeye yani, Mesut saklanıyor. Mesut bu boya görünmezlik boyasıyız. Onun da mesela yapan, e, onu da yapanlar Türk mühendisleri. Elbette. Ben şöyle yani, söyleyeyim. Eski Yeditepe Üniversitesi'nin rektörünün stil yeteneği nerede biliyor musunuz? Amerika'nın Challenger'daki boya uzmanı da Türk. Hmm. NASA'da çalışanlar. Yani Türkler hmm. her yerde. Bedri olmuş. Bey ressam olduğu için boya denince hemen dikkatini çekti. Ama bu boya da dediği çok doğru aslında. Evet. Yani onun moleküler yapısı nano mikrakta çok küçük şeylerden teşekkür ediyorum. Bak şu... O kapı şuradan mı? Bu mu Mesut Hakkı Bey? Hani o evet evet bomba kapak... kapakları bunlar işte. Ha. Bak attı şimdi bu kuris füzesi ee, attığı füze. Şu şu alet yani. Evet bu. Ve bu tabii düşman bunu göremiyor. Ne yaptı? Bak şimdi bu sesten beş kere hızlı giden bir füze yapmışız demek Kalk ki. Kaç sesten? Beş neyse. kere. Bunları ağzımdan kaçırmayın neyse. Bakın sır mı ya bu? <laughs> Bilemiyorum mı değil mi? yani Bey. E, Türklerle oynamak güzel bir şey değil hocam ya. Biz akıllı bir milletiz. Peki bir sonraki maddeye bakalım. Evet. Orada da bir enteresan bir şey vardı. Onu da anlayamadım. Ya ben de maddeleri okuyorum okuyorum hiçbir şey anlamıyorum Onur ya. Estağfurullah ya. Gazeteciler her şeyi bilir hocam. Hocam aslında bununla alakalı değil bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi biz bu dünyanın... Çok zor böyle... sormayın. Talebeler de seyrediyordur. sizin yorumunuzu kalmıyor. merak ediyorum. Şimdi biz bu dünyanın hayranlıkla izlediği şeyleri yapıyoruz. Geçmişte bir dönem bizim gencecik mühendislerimiz biliyorsunuz. Böyle açıklanamayan bir şekilde hayatlarına son verenler olduğu iddia edildi. Gencecik çocuklar ya onlar gitti. Tartışmanı şey şeyler. O hani bizim yani böyle onlara şey. Onlara sahip olmamız gerekiyor bir emniyet açısından. Bunu da milli istihbaratımız takip ediyor artık alınan derslerden. Ben bir küçük örnek vereyim. Mi? Ne kadar mühendisliğin önemli olduğunu. Şimdi herkes Almanların V1 füzesini yaptığını biliyor değil mi? Ama V1 füzesinin gizli radar bilgilerini gene. Bir Alman casus fizikçi veriyor. 35 sene sonra İngiliz istihbaratı onu veriyor. <laughs> Aynı zamanda bu reklamını da yapalım. Benim İkinci Dünya Harbi'nin Ahmet Bey'e söz verdim. Kitabın içerisinde gibi bilgi. İki tane Alman generali Libya Tobruk Muharebesi'nin esir düşüyorlar. İngiliz istihbaratı ikisini de yan yana koyuyor. Odalarını dinliyorlar ve B1 ve B2 füzelerinin yerini oradan buluyorlar. <laughs> Demek ki mühendisler bu kadar önemli bu ca, casus filmlerinde falan da hep mühendisler kaçırılır bilmem e, onlardan hocam bilmem şu anda diyorum. bizim konuştuklarımızı Yunanlı kardeşlerimiz de dinliyor dinleyin bakalım Çinliler nerede dinliyor bütün Çin basını bizim bu tayinlerden bahsediyor bana geliyor Japonlar falan bu uçağın diyorlar mesela çok dikkat ediyorlar son kuyruk çıkımındaki şuradan dike stabilize gelecek ya buradaki açı diyor 15 derece değişmiş o kadar takip ediyorlar <laughs> Herkes herkesi takip ediyor. Bu teknik istihbarat. Biz de verilen takip ediyoruz elbette. Siz bunu gördünüz mü bu halini? Bu halini görmedim hocam. Maddelerin. Ama şunu söyleyeyim. Tayyip Uçak Fabrikası'nın ilk kuruluşundan itibaren rahmetli özel zamanda hayır, görev hayır. aldım. Ankara'da Mürtet Hava Hissi'nde Uçak Fabrikası'nın kuruluşunda görev aldım. F-16'da aviyoniklerde ve uçağın ilk bu şekilde <laughs> şöyle söyleyeyim. dayara geldi şeyden indi Amerikan uçağından. İnanın 7-8 kişi kanatlarından tutuyorduk. Bir uçak piste giderken demin gidiyor ya. Çok kıymetli olduğu için 5 kişi götürüyorduk Asubay'da. Aman kalkarken uçağımıza bir şey olmasın. Bu kadar seviyoruz biz onları. <laughs> Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti. Evet. Bu nedir? Burası en önemli şey. Şimdi daha önceki uçaklar, e, dördüncü 4. jener F-104 uçağı diyelim mesela. Diyarbakır'da çok kullanılıyor. F-84'ler, F-100'ler. Bunlar serbest düşmeni, Max 82 84 dediğimiz 500'e 1000 pahalılık bombalar. Bugün ise güdümlü. atılan mühimmatlar lazer güdümlü, elektronik evet. güdümlü ve radar güdümlü. Yüksek tipini. hassasiyet demek o demek. Evet. Yani biz buna pinpoint diyoruz. Tam hedefine şuradan şemsiyeyi vurabilir. Ve o söylediğim özellikle joint stand of bakın burası çok önemli. Bunu da Füsun paylaştık. Dünyada uçan her F-35 uçağının ki 100 parçasından 7'sini Türk mühendisi yaptı. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. 100 parçadan kaçını? 7'sini biz yaptık. Hı hı. Ee, ve daha da devam edecekti fakat Amerika oyundan kaçtı. Ee, Peki yüksek hassasiyete sahip mühimmat demek güdümlü, lazerli filan mühimmat demek mi? Evet şimdi burada iki sebep var. Bunlardan bir tanesi Lahey ve Cenevre Sözleşmeleri'ne göre ancak askeri hedefleri vurmanız gerekiyor. Mesela Rusya şu anda başı belada. Neden? Hakkında pek çok dava var. Sivil Neden? yerleşim yerleri, hastanelerin, sivil yerleşim yerleri. PKK'da Okulları bizim vurdu. bütün sınır operasyonlarda bizi şikayet ettiler. Boş çıktı. Neden? Türk pilotu merhametlidir. Asla sivilleri vurmaz. Biz mert adamız. Mertçe dövüşürüz, mertçe ölürüz. Ama gidip de bir sivili vurmak bizim bir defa şeyimizde yok. DNA'mızda yok. İşte olamaz. Yani burada eh, padişahımızı Kosova'da geldi sivil. Ben dedi Müslüman olacağım diye. Onun kalbinden bıçakladı. Yine de onu affettik yani. Miloş Obiliş. Hangi padişahtı o Hakan Bey? <laughs> Birinci Murat. Birinci Murat. Şimdi... Öldüren kişinin adı da Miloş Obiliş. Evet. Biz padişahın adını bilmiyoruz. Adam suikastçının adını biliyor. Ama orası çok acılı bir yer. Ben de gittim Espri yapıyor. Ben Hakan Bayrakçı'ya takılmasını evet. severim. O yüzden O, o da o da. Biz birlikteki Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan e, suikastçı. Hatta e, o, suikastçının de, de, bir, o, suikastçının o suikastçının Şimdi, ismiyle e, bir suikast timi şey, de var. Evet yani orada. O suikastçının ismiyle bir suikast timi de var. Topu anlatmayacağız mı hocam? Bugün açılan bir şeyler var. Bir dakika bir dakika. Şu Şunun başına gelsene onu şu o en başına gelebilir miyiz? Bak 2 maç ücret var. 2 çarpı dakika, 20 bir dakika, bin pound. Bir dakika, takat var. En başına gelelim şunu. Sorularım var. Hocam sizi serbest bırakmak istemiyoruz. Yok hocam, hatırlıyorsun bir kere saat 3.30'a kadar tayarı anlattık hatırlıyor musun? Evet. Yani. O yüzden ee, daha ben çok memnunum bugün ben uçuyorum en yani. Başı burası Bu tayarın içinde uçuyorum ben aslında şu ha, an. Şimdi evet. Ya niye bu uçağı tayar ediyorsunuz siz? E, öyle de Komutanlar <laughs> öyle öğretti ya. Eski nesil tayyarı hep tayar normal. Eder, değil mi? Saygı duymak lazım. 50 60 yaş üzeri Sol genelde. Sitem. ama hocam genç edem. ya yani. Teşekkürler arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Pek de genç sayımız. Benim talebelerim o generasyonda. Şimdi evet. azami hız 2 iki... 2 maksüren. Yani sesten 2 defa hızlı gidiyor. Ha 2 maks. Ama isterse daha da düşük gidebilir. İki maç demek sesten i̇ki, iki defa hızlı gidiyor. Motor takati ne demek? Motorun gücü e, şöyle söyleyelim 20 bin pound. İki motorla 40 bin pound. Yani siz altınızda 20 bin tane beygiri tutuyorsun İki daha 40 bin tane at koşturuyor. Ha, bu kırk, kanatlı at yani. 40 bin beygir gibi, evet, gibi bir aynen şey. Aynen öyle. Müthiş bir şey yani. Muazzam bir şey. Yani, Çok motor bu. burada mı? Hayır, motor çıkış noktası orası. Motor aşağı yukarı şurada. Şurada. Burada motorun hava giriş sistemi var. Yanma odaları burada. Buradan egzozdan çıkıyor. Burada soğutuyor ki dışarıya karşı radar vermesin diye. Bir sonraki bölüme geçebilir miyiz? <laughs> Tavan irtifası ne demek? Bu çok önemli bir şey. Size düşman daima çok yüksekten gelir. Dolayısıyla bizim de o hava hava irtifasını onu karşılamamız gerekiyor. Şu anda 55 bin irtifa bir beşinci uçak için muazzam bir irtifa. Yani 55 bin fite mi 55 çıkıyor? 55 bin fit irtifaya çıkabiliyor. O demek? Ki. Orada operasyon yapabiliyor. Ha 55 bin fite çıkabiliyor ve Çık. orada operasyon orada yapabiliyor. Orada pilot aşağıyı görebiliyor ve cam gibi görüyor. Elindeki radarlarla bulutun altını da görüyor. Öyle söyleyeyim. 55 bin fit nasıl bir şey ya gözümün önüne geldi. Yani ya. sizin gittiğiniz uçaklar 40 bin fit irtifada çıkıyor. Bu onun 15 onun üzerine. Bin. Diyor. Demek 12 bin metre filan, değil mi? Değil Aşağı mi? yukarı, evet. müthiş bir uz. Yani oradan diyor cam gibi görür diyor yeri diyor. Hmm. E yeri görüyor, önünü görüyor, karşıdan gelen düşmanı görüyor, bir de arkadan geleni görüyor. Sağ ve soldan geleni de görüyor. Bütün o yani bütün buralarında uçağın sensörler var. Dijital aksamlarla yapıyor bunu. <laughs> Dijital ve elektrooptik mekanizmalar. Harekat yarı çapı, e, ne demek? Yani ben buradan kalktım, bir hedefi vurdum geldim. Geriye gelmem gerekiyor. 600 nautical mil demek yani yaklaşık 1200 kilometre. Bu şu mu demek yani 1200 kilometrelik bir görevi yaptık. Görevi, ya orada yani, hareket icra edebilir. Gider vurur gelir. Gider vurur gelir. Muazzam uzak bir mesafe. Evet. Ne evet. demek yani? Ya şöyle kuş uçuşu uçtuğu için uçak. Yoldan gittiğiniz zaman düşünsenize Almanya bile 3 bin kilometre, 2500 kilometre. Ama kuş uçuşu Almanya 1000 kilometre, 1200 kilometre. Demek ki buradan Yugos Sırbistan'a kadar bir mesafesi var aşağıya. Gidiyor Bak, oraya. Başka bir şey daha var. Beni söyledim ben. Başka dinle. bir şey daha var. Bakın şurada uçağın tam omurgasında bir şey var. Yani şöyle gösterelim. Sırtında bir işaret. Şununla var. gösterebilirsiniz hocam. Hay hay. Tamam. Oradan daha güzel anlaşılıyor. Tamam yani, komutanım. Daha net. Estağfurullah. Şu, şurada e, uçağın tam sırtında beslenme noktası dediğimiz nokta var. Yani Türk Hava Kuvvetleri'nin son <laughs> 25 sene içerisinde kazandığı iki önemli özellik var. Bir, Overseas Operation dediğimiz deniz üstü operasyonlara katılabilir. Bilmiyorum. Ne demek yani? Tam şurası işte. Buradan havada yakıt ikmal tankını da yapıyoruz. KC-135 uçağına e, ve yakıtını alıyor. O zaman buna siz bir 600 bin daha ekleyin. Bu havadayken mi yapılabiliyor bu iş? Evet yani? havada ikmal ama emniyetli bölgede yapacak. Ama havada hmm. ikmal diğer uçaklarda da olan bir özellik değil var. mi? Var F-16'mızda da var F-4'lerde de var. Fakat onu yapacak pilot Novo artı tanker uçağınız hmm. lazım. Bir de onu tanker uçağını koruyacak başta kolda avcı uçaklarınız olması gerekiyor. Bir öncekini tekrar gelebilir miyiz? Ee, bir, bir öncekine. Aka nedir Aka? Evet. Yaklaşık bütün kalkış e, şeysi kaç bin pound o, onu gösterir. Tam yüklü yüklü olarak uçak yakıt aldı, bombaları aldı. Ne kadar e, şey taşıyabiliyor onun taşıma kapasitesi. kapasitesi. Bir sonrakine gelelim. Şimdi gelelim o diğer kareye. Kanat açıklığı 12 metre. Ne demek? Evet, bu pik to pik iki kanat açıklığı buradan şuraya 12 metre. E, bu e, aslında burada çok muazzam bir şey daha görürsün. Gördüğünüz gibi burası havada yakıt ikmaz. Her bu kompartımanın içerisinde farklı elektronik sistemler var. Artı motoru soğutucu sistemler var. Artı sensörler var. Bu sensörlere bağlı dikey ve yatay stabilizeler. Bunlar stabilize diye geçiyor. Bunlar içerisindeki de sistemler var. Yani düşman bize dışarıdan bir tane füze attığı zaman bunu saptıracak elektrooptik mekanik sistemler var. Artı bunun içerisine flare sistemi atmak suretiyle bu füzeyi yanıltacak ve pilotumuzu sağ salim görevine devam ettirecek. Peki As kana kanat var. açıklığının 12 metre olmasının bir anlamı var mı? Önemi var mı? Şimdi tabii kanat açıklığı arttıkça ağırlık artıyor. Bunun hesaplamalarını mühendislerimiz yapıyorlar. Özel Art bir önemi yok o zaman. Yani Var. Olmaz mı? Neden? Sadece belki de bombardıman görevine gideceksiniz. Sadece şey almayacak. ...gövde içi değil kanat altına da alacaksınız... ...veya da çok özel görev verdiler... Ehe, ...kanada bir takım... ...postlar <laughs> takacaksınız... ...nedir bunlar? Reconnaissance camera dediğimiz... ...istihbarat kamerada takacaksınız... ...başka bomba yükleri yani, olabilir... Ha, o, şöyle diyebilir miyiz bilmeyenler açısından... ...benim gibi bilmeyenler arasından ...her Rica santimetre de. karesi önemli... Tabii umtuğun. bir de buna binen basınç var... yani. ...basınç var... ...eğer çok büyük kanat olursa uçağın kanadı kopar... ...manevreyi yapamaz... Onlar hep da mühendislik hesapları. Tabii. Daha tehlikeli bir şey var. Bomba kopar gider ucundan. Tabii. O G'ye dayanamaz çünkü. Özür Bak ne 9G. Bir G. sorun var. Buyurun hocam. Ee, Sayın Mesut Bey, şimdi sizi dinlerken havada yakıt ikmalinden söz ettik falan. Sizin tahmininize göre aşağı yukarı kaç sene sonra... Verme, ver, verme. Aşağı yukarı kaç sene sonra insanlar şunu diyecek... Ya düşünemiyor musun? Eskiden uçaklara havada yakıt ikmaliyle uğraşıyorlarmış. Yani ne kadar zaman içerisinde ister güneş enerjisi, Güzel. ister depolanmış başka bir enerjiyle bütün bunlar kadük Bilmiyorum. kalacak. O zaman şöyle Ama zor bir şey. Şu zaman, anda, anda bu uçak <laughs> yapıldı. Havada yakıtsız giden. Öyle Ama mi? Ama çift motorlu yani nasıl şimdi hem Elektrikli, elektrikli araç de var. Dual yüz motor yapıldı, bunun kullanıyorlar. Benim görüşüm, yani şöyle söyleyeyim, bir jenerasyon sonra, 25 sene sonra, 25 sene, sonra. yakıt ikmali olmayacak. Peki Me 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 Mesak Bey, o yakıt Buyurun. ikmali olayını anlatan bir görsel varmış, ona bir bakalım. Şunu bir dakika, ne de cevabını da söyleyeyim. Şu gördüğünüz parçalar var ya, bu söylediğim güneş balleri olacak. Hı hı. Ve o pallerin içerisinde özel mineraller var. Amerikalılar bunu yaptı. Evet. Yani nedir? Bin sene kullanılan kristal pil yaptılar. Evet. Bu kristal pil de bildiğimiz elmas parçalarından yapılıyor. Anladım. Ve bunu nerede kullanır? Uzayda, peyklerde kullanıyoruz. Çok güzel. Ve biz de onlar üzerinde çalışıyoruz. Yani artık onu diyorum, Türk hava ve uzaydan bahsedin. Türk havacılığından bahsedeyim. Güzel, Bak, Peki, demek biz... güzel bir yere... Ya iyi yakaladınız. Tamam, Süper. hava havadan e, yakıt ikmalini gösteren bir görüntü evet. var. Evet işte bu. Bu mu? Ha evet. şu açılıyor. Bu ne aç? Evet. Bir dakika i̇şte, durabilir miyiz Onur? 25 Burada bir, bir, bir birkaç şey kare diye gelelim. Yani. Şimdi şurada bir şey açılıyor. Evet işte bu... o yakıt ikmal noktası hocam. Devamı hayır hayır. Ve yakıt kesin. aldı gidiyor. Şimdi geliyor. bu tanker uçağı. Şimdi şu tanker uçağı Evet. Yukarıda asubayımız e, konuşuyor pilotla. Onlar göz göze birbirlerini görüyorlar. Şu anda biz onu göremez O pilot birbirleri hareketleşiyorlar ve tam o noktadan çok kısa bu. Birkaç saniye içerisinde. Bir, öyle mi? Tabii. Birkaç saniyede mi olur bu iş? Şöyle söyleyeyim. Püskürtüyor yani yakıtı evet. bir anda. Allah Allah. Çünkü neden? Siz tehlikeli bir görevdesiniz. Tabii çok önemli. Eğer ha. Çünkü bakın bu kocaman bir hedef. Siz stilt uçaksınız. Eğer bu çok uzun sürerse gır gır gır, gır gelir evet. sizi havada yakarlar. Mekanizma çok kısa bir süre. Balon gibi yakarlar. Evet. Sol çok taraftaki kısa. de koruyucu uçak değil mi? Evet o da e, onu koruyan. Alacağız size avukatlarını hocam. <laughs> Devam edelim şimdi. Evet. Bir, bir, dakika yavaş gidelim evet. yavaş. Şimdi ve, ikmali yapı şu değil mi ikmali yaptı evet, ve ayrılıyor. Evet. Çok kısa sürüyor. Ha, ha yaptı, bir gidiyor. Şey, yaptı Milli gidiyor. muharip uçak ayrılıyor. Evet. Bu uçağın özelliğine şu be, veren Onu tekrar geri götürürse onun ne olduğunu anlatalım. Bir de hikayesi var onu anlatayım. Tamam, devam et. Rahmetli Oktay Karasoy Paşam geldi. Şu, bir dakika burada dur, hocam. Bu şu şu uçak evet. yapıyor değil mi? Te bu bu bizim muazzam bir e, yeteneğimiz. Pilotlarımız F16'larla Bu uçağın adı ne? <laughs> bu tanker tayarısı diye geçiyor. Tanker tayarısı. Ee, Adana'da bunlar görevler. Tanker ama bu tanker'in şeyi var. <laughs> bir özel ismi de var. Şimdi bunları alacağız. Komutan geldi. Mesut dedi sen Amerika ol. Ben Türkiye. Aramızda kısıtlı. Neyse işte konuştuk ettik. Bir buçuk iki saat. En sonunda bir karara vardık. <laughs> Söyleyeceğim ama bu ayıp değil yani. Sıfır uçak almak üzerine kullanmış uçak aldık. Fakat motorlarıyla aviyoniklerini biz yeniledik. Ve Kaç yılından bahsediyorsunuz? Bir dakika söyleyeyim. 80, 90. 94 falan. 95. 94, 95. 95. 95. Ve ama en önemlisi şu. Benim pilotum bu şekilde yetişti ve kimseye bağımlılık almadık. Ya aslında bu iş bak 95'ten 94'ten bahsediyor. Bunun e, heyecanı, tarihi, bunun zamanı yok. Tamam, son dönemde büyük atılım içindeyiz ama 90'lardan itibaren sekten, yapan yapıyordu. Yani, yani evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir bir şey söyleyeyim. Burada mesela şunu yaptı Aslan pilotlarımız. Türkiye'den kalkıp Alaska'ya gittiler. Oradaki hedefleri vurdular hocam. Alaska. Demin konuşuyorduk ki Alaska hı hı. nerede hocam? Amerika'nın bir ucu. Ve şunu evet. söyleyeyim. Türk pilotları Amerikan F-15'leriyle hava hava muharebesine girdiler. Kek gibi Amerikalıları avladılar hocam. Bu Konya'daki avcı okulları. Şey Çinlileri de hepsini de bizimkiler çok güzel ee, simülasyonda mı yani? Olur mu ya? Doğrudan doğruya. Tatbikat mı bu? ne? Tatbikatta ha. tabii. Biz Amerika ile savaşmadık. Bizim da. bir Amerika, pilotumuz bakın inşallah da bir kaptır. Tam, tam doğru bilgi, karakışık Yoksa var. bilmediğimiz savaşlar e, mı oluyor evet Biliyorum bir, de, bir Türk pilotu 25 diyor. pilotu e, ismini vermeyeceğim o devletin kekledi yani. Hmm. Hocam bir soru da ben ya sorayım. Yani o Yunanlılara söyle bizim uçakları kilit atıyorlar ya. Bizim bir tanesi aynı anda 25 tane kilit atıyor. Baksan ya. Bunlar <laughs> hasta adamlar ya. Vallahi billahi ya. 1'e 25 yani. <laughs> Hocam, evet. Şimdi çok güzel ilerliyor proje. Bu saatten sonra evet. Amerika şu bu dış bir gücün bu projeye taş koyma ihtimali var mı ya da var. bize var. ihtiyaç duyduğumuz herhangi var, bir var, malzemeyi var, var. her zaman her şey olabilir. Ya biz hani vermezlerse vermesinler. kendimiz yapabiliriz her şeyi şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Hocam? <laughs> Bakın. Demin anlattık yukarıda. Tekrar söyleyelim. <laughs> İran-Irak Savaşı i̇ran Savaşı devam ediyor. Zafer. Dediler ki bize siz İran'ı durdurun. Size 250 tane bedava bedava da uçağı vereceğiz. Dedim komutanım falan. Oğlum dedi korkma dedi biz bu fabrikayı kuracağız. Fabrikayı kurduk tornadoları almadık kendi uçağımızı yaptık. Artık şey yok halbuki eskiden olsaydı balıklama dalardık. Ama bu söylediğim yedek parçadan bu söylediğim 88'deydi. 88'den beri biz Almanlara tornada parçası ediyor olacak. Almanlar şimdi Onu, da çöpe atıyorlar. Şu yeni başka nesil şey fırtına, fırtına obüslerini getirsene <laughs> ekrana. Ya yeni nesil fırtına obüsleri bugün Heh. bir teslimat töreni yapıldı Cumhurbaşkanı Evet, onun da ne demek katıldı. olduğunu gösterelim. 6 <laughs> <Altı> adet fırtına <laughs> obüsü. Şimdi ee, diğer kızmışsın. Tanklara geçelim açık. Genel kurmacı her şeyi bilir biliyorsunuz. Bunu hocam artık bak. tankların dönemi bitti falan diyorlar doğru mu? Olmaz öyle şey hocam. Türkiye gibi bir ülkede tankın görevi bitmez. Hocam o Altay tankı mı? Aslında bu dünyada da, da bitmiş. Hayır hayır şu fırtına obüslerini diyorum konuşuyorum. Fırtına obüsü de. Bu e, mu? Fırtına obüsü e. dediğimiz şey bu mu? Ne e. demek? F obüs ne demek? E, obüs bir top. Top. E, ama şöyle e, diğer toplardan farklı attığı için daha uzağa atabildiği 60 kilometre menzili var 40 diyorlar 40 kilometre. Etkili menzili atmış. 40'a da vurur 60'a Bu, bu bir dakika dura, durur musun? Burada duralım. Fırtına evet. obüsü dedikleri şey bu mudur? Bu muazzam bir hadise. Bu arada bunu yapan, tasarlayan bütün komutanlarımıza, işçilerimize, mühendislerimize hepsine ben e, ki tayyare de dahil olmak üzere önce bir teşekkür ederim. Asker Aynen. olarak. Allah hepsinden razı olsun. Biraz şöyle gelebilirseniz sizi görürseniz. Bu arada Alman bizi. panzerine de çok benziyor Peki. model olarak. Şimdi şu aksama mı fırtına obüsü deniyor? Dik sözümü bitireyim. Hay hay tabii. Bütününe mi fırtına obüsü deniyor? Tamamı onun. Tamamı. Tamam. Tamam. Ee, tamam. bu fırtına obüsü tamamıyla yerli mi? Büyük bir kısmı yerli. Büyük bir kısmı Bir yerli. şey tamamen yerli demek yanlış. Peki olur. bu tamam. fırtına obüsünde teknoloji var mı? Üstün bir teknoloji var. Yani ee, az önce söylediğim gibi nasıl füzemiz gidip mermiyi buluyorsa Bir atılan mermi Yani bu mermiden çıkan mermi Buradan toptan çıkan mermi dahil olmak üzere Her şey kompütürlü Her şey kompütürlü Peki, ve bizim zaten elimizde fırtına obüsleri vardı ee, Bugün Cumhurbaşkanı'nın katıldığı törenle envantere... Bu onun üst, versiyonu. üst Ye versiyonu Yeni nesil mi üst versiyon? Yeni nesil Yeni versiyonu. Şimdi ha. şöyle söyleyeyim. Mesela F16'yı 74'te, 75'te Amerikalılar uçurdu. E, F16 Blok 15 diye. Blok 30, Blok 40, Blok 50, Blok 60 bugün bizim aldığımız blok 70. Bir silah sisteminde. Bakın burada otomatik yükleme yapıyor. Of, en bu en büyük elle özelliği bu. fırtına ya eskiden. Gördünüz fırtına obüsü ha. Evet. Her şey elektronik. Bu elle yerleştirilirdi. Bir şey, yakın zamana bu kadar. Bu fırtına obüsü denilen silah Dünyada çeşitli ülkelerde eş değerleri var olan bir silah mıdır? Elbette. Yaygın kullanılan. Yaygın kullanılan. Yani e, topçunun ana silah sistemlerinden bir tanesi bir. İkincisi özellikle ikinci Dünya Savaşı'nda harbin kaderini değiştiren silahlardan bir tanesidir. Hocamın dediği gibi Almanlar bunu en iyi kullananlar. 88 ee, değil mi diyorsunuz? E, ama hepsi. onların ama üzerine şöyle. büyük bir teknoloji... Şimdi buradan bir bakalım. Ya Bir dakika. Şimdi... İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Tabii. üzerine bir büyük teknoloji bilmedi mi yani? Ama bakın... Prensip oradan, aynı mı? Oraya git, Prensip aynı prensip. Şimdi bakın şu mekanizma bir kere otomatik. Gördüğünüz gibi e, yüksek alaşım maddesi bu kullandığı malzeme. Ve tapayı dikkat edin ana kızağa da baktığımız zaman her şeyi otomatik olarak yapıyor. Yani Peki, erle işi yok. 40 bin kilometre ötedeki... Bir hedefi vurabiliyor mu gerçekten? 40 kilometre. 40, 40 kilometre. Pardon 40, 40, bin, 40 bin. Çok 40 bin metre evet. 40 kilometre ötedeki... Dik direkt... mermi yolda olduğu için onu vurabiliyor. Dik Kır... mermi. Önce gidiyor sonra böyle geliyor. O bir şeyin özelliği yok. Peki özelliyor. o da böyle güdümlü bir mermi gibi mi? İşte orada onu anlatalım. Bu mermin içerisinde özel bir takım tasarımlar var. Yani o da bizim mühendislerimiz tarafından yapılıyor. Mermi nereye nasıl patlayacak onun da özellikleri var. Bu da yani hem elektronik var içerisinde hem de zeka var. Bunu yapması önemli. Ama te temelde Ahmet Bey iki özellik var. Bunlardan bir tanesi bir. Komuta kontrol sistemini demin ki şoförün ve topçunun kullandığı ana atış sistemleri hesapları Hepsi bunların otomatik olarak komputer tarafından yapılıyor. İçini dakika, gösterirse iki, anlatırız. İki ben. ara, iki kişi mi kullanabiliyor bunu? <laughs> bir Gelsin aracı görebilir miyiz bir? Araç Şoför onun? var bir, topçu bir var gel, iki, bir yüklemeci gelsin, var üç, devam dört kişi miyiz olması arkadaşlar? lazım benim bildiğim ama yanlış söylemeyeyim. Evet, eskiden dört kişi oluyordu. Şimdi bakalım kaç kişi? Evet. Evet. Şu nedir şu? Şimdi oraya şu, geleceğim. Burada siz olarak. içeridesiniz, dışarıyı şu. göremiyorsunuz. Termal kameralarla etrafı görebiliyorsunuz. Kamera ve radar. Herhalde. Şuradan size gelecek iki tane komando piyade el bombası atacaklar. Bu durumda bu sizin yakan otomatik makinal o. Ha bu. Ondan sonra ve termal kamerayla siz içeriden her şeyi görebiliyorsunuz. Buraya biri çıkıp ateş şey açmayacak. Bir asker çıkıp buradan ateş açmıyor otomatik olarak evet. kullanılıyor. Artı şurada Eskiden gördüğünüz gibi çift sistemleri var. Yani helikoptere karşı da savunma sistemleri var. Ha buradan da var helikoptere evet. karşı. E, e, veya herhangi bir şekilde onu e, koruyacak sistemler var. Ama en önemlisi burada motor ve palet. Şimdi burada evet. Sayın Cumhurbaşkanı söylediği Arifiye biz 70'li yıllarda yaptık Alman teknolojisiyle. Orada Türkiye üç tane önemli özellik kazandı. Bir tank nasıl yapılır, nasıl sökülür tamam biz Amerikan tanklarını kullandık ama Alman tanklarını da kullandık. Artı, yeni Amerika, Almanlar bize teşekkür edelim. Leopardların parçalarını vermediler. Veya bu motorun şunu da söyledim. İçerisindeki motor Alman malı olanlar da vardı. Uzaktan kumandayla bizim oraya gitmemize kilitleyeceğiniz kistenler yaptılar. Yani Peki ne şey demek? Diyor Cumhurbaşkanı motor ve transmisyon konusunda bir süredir yürüttüğümüz yerleştirme faaliyetlerini evet. iki sene içinde tamamlayacağız. Yani tamamen yerli hale mi getireceğiz? Şu andaki mi? kullandığımız motorların bir kısmı efendime söyleyeyim yabancı şey Alman motoru var. Kore motoru aldık. Mesela Altay tanklarında 100 motor için Kore Hyundai motor kullanacağız. Aynı Peki, uçaktaki gibi. Bu fırtına obüslerini e, sınırda Mehmetçik çok başarılı kullandı. Oradaki bir takım eksiklerimizi de tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın bugün servise verdiği sistemler bunlar. Yani ne demek o? Bunlar ondan daha ileri, hassas, daha iyi hedefi vurabilen, daha uzağa gidebilen mermi. Peki, bunun askeri literatürdeki adı top mu? Hayır değil. Topçu sınıfının şeysi ama top değil. Yani. Onu aşan bir şey. yani. Evet. He... Ta tank top karışımı bir şey. Buna bir literatür... Mekanize birliklerin en önemli silahlarından bir tanesi. Mekanize birliklerinin en önemli, önemli silahı. Yani, top bizim. Şöyle diyorlar. Yani, bizim askerde kullandığımız eski bildiğin e, to toplar. yani o top. Abi, bu. Biz de yani Dünya Şimdi şöyle söyleyelim. Şey yani. bir, bir örnek verelim Hakan Bey. Müsaade buyursanız. Dünya harp tarihindeki en önemli değişikliği Napolyon topçu birlikleri yüksek mobilizasyonla çekili topla yapmıştır. Bu atların çektiğini motor yapıyor. Özelliği bu. Mekanize top yani. Mantık hep aynı. Aynı. Ama, ama bu Yıldırım Harbi'nin bir silahı. Yani Almanların kullandığı bir silah ve Rus ordusunu yardıkları bir silah bu. Ama onun üzerinden bir sürü yıl teknoloji geçti. Değişmez. Yani bu topun özelliği değişmez. Çünkü o düşman tarafındaki ana mukavemet hakkını kırdıktan sonra zırhlı birlikler girip onu şeye alacaklar. İşlevinden bahsediyorsunuz. Yani evet, detaylar işte. değişir diyorsunuz. Evet. Ama Karakteri. Peki, Ama... Bir yeni Altay tankı Cumhurbaşkanı bugün ondan da bahsetti. Mayıs evet, ayında o tankı iki adet arkadaş Altay gösterirse burada tankımız. var Şu tank. Bu ne, nedir? Bu <laughs> Altay tankı efendim. Özelliği ne yani bunun? <laughs> Ba ya burada önce önce İzmir'den başlayalım işte Altay Şu. Tankı'nın. Vallahi. Bu İzmir'e giren Fahrettin Altay komutanı. Orada meydanımız Hı. vardır İzmir'de. Ben evet. İzmirliyim biliyorsunuz. Bu Türk kol ordusunun düşmanı denize döktüğü yıldırım ordularının tankı. Altay o zaman Tan süvarilerimiz şimdi bunlar var. Ha, Altay Paşa'dan ilhamla evet. adı Altay Aynen. Tankı. Öyle Aynen. mi? Mesut yani, Bey bir sorum daha var. Buyurun hocam. Biliyorsunuz e, robotlar evet. e, mesela Robot polis robot asker evet. şu anda tartışılan hem fiili hem askeri hem felsefi olarak tartışılan bir konu. Çok güzel. Şimdi mesela siz böyle bir, bir tankın e, içine asker koyduğunuzda e, bir savaş esnasında diyelim ki o e, e, mer oldu. merhameti olabilir, seçebilir, e, sivil e, sivil noktaları vurmaz vesaire. <laughs> E, fakat şu anda dünyanın tehlikeli gidişatında e, robot askerler var. Robot askerler. Ve yapay zeka, onlar bunu da idare edecek duruma gelecek tabii ki. Hı -hı. E, Onu bu, gelecek müsaade anlatayım. Evet. Hukukçu olarak anlatayım. Tabii. Bu henüz dünyada, Askeri ve hukukçu olarak özetlerseniz. Evet, Lahaye ve Cenevre Sözleşmelerine göre 36. maddeye göre yani meşhur müdafaa ve komutanın sorumluluğu açısından emri veren mi, icra eden mi yoksa hükümet mi sorumlu? Bunlar henüz tartışılıyor. Ve robot silahı şimdi şöyle söyleyeyim. bir ara silahlı kuvvetlerde makale yazmak yasaktı. Ben de Future Technology diye bir dergide İngilizce yazıyorum. Burada Hı -hı. sizin söylediğinizi ben yazdım. Hı -hı. Robotic Soldiers diye. Bir gün Genelkurmay'dayken bir albayımız aradı beni. Buyurun dedim efendim. Sağ olsun Kıbrıkoğlu Paşa o zaman Kara Harp Okulu komutanı. Hı -hı. Bu makaleyi görmüş ve beğenmiş. Orada ben geleceğin askerlerini bundan 25 sene, 30 sene önce yazdım. O makaleyi dedi, müsaade ederseniz komutan, e, harp okulu talebelerini tercüme edecek. Albayım dedim, aradığınız numarayı hiç unutmayacağım benim makam telefonum. 402 14 17 dedim. Burası genel karargahı. Feda olsun dedim, Türk askerin onlar. Ve yapıldı. Peki o bu bir fikirdi. Demin de bizimle alay edenler, hoca uçağı maketten anlatanlar, her şey Jülven gibi fikirde diyor. Şuradan o zaman Türk ordusunun başarısını size söyleyeyim. Türk ordusu tankın robotini yaptı. Yani insansız tank yaptık. İnsansız zırhlı muharebe aracı yaptık. Ve dün insansız muharebe aracımız robot füzeyle hedefi tam 12'den vurdu. Yani füze atıyor, yok 12'den vuruyor. Peki deniz kuvvetlerimiz, bugün söyledi Cumhurbaşkanımız, Dünya harp tarihini değiştirebilecek bir deniz kuvvetlerine ulaştık. Hem su üstü hem su altında giden robot silah sistemlerini yaptık. Ve Türk halkı öğrendi. İşte Hakan Bey de anlattılar. Havada bu belki bilmiyorum Temel Bey'in söylediği Anka 3 var. Demin söylediğim. Veya Kızıl Elma. Bunlar geleceğin 25-30 sene sonrasının silah sistemleri. Demek ki kara deniz, hava deniz altıda Türk ordusu buna kavuştu. Şöyle küçük bir enstantane de anlatayım. Bitirmem gerekiyor. Bir dakika Süreli bu oldu. çok önemli söylediğiniz çünkü. Bu son silah sergisinde hmm. robot silah sistemlerini sergilemişler. Kara Deniz Hava. Burada da Kazakistan Genelkurmay Kurmay Başkanı var böyle bakıyor. Yanındaki albay da benim talebe çıktı Harbi Akademisi'nden. Türkçe konuşuyoruz. Dedim komutan beğendiyse bunların hepsini verelim dedim. Oo dedi tamam güzel. Fakat dedim bize dedim, dört tane at vereceksiniz. Tamam dedi anlaştık verdik elimizi. Komutanın söylediği, atları binecekler mi yiyecekler mi? Biz ata <laughs> bineceğiz dedim. Ee, biz e, bütün komutanlarımıza hepsine şike teşekkür ediyoruz. Peki. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak. Bu bir milli gurur. <laughs> çok teşekkürler. Biz ol, teşekkür ederiz. Allah ol. Türk Ordusundan ve komutanlarından razı olsun. <laughs> Hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, Abdülkadir, sen orada biraz yalnız kaldın. Evet. Ankara'da seyrettiğimiz yama. Sağ olasınız. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi Sağ akşamlar. Ol. Hoşçakalın. Tebrik ederim. İyi eder. akşamlar. Güzel.